yaşanmaz hale gelen ve rigid politikalarıyla mahpusların düşünce ve inançlarından soyutlamaya, başta politik mahpuslar olmak üzere tüm mahpusları teslim alıp hiçleştirme uygulamaları her gün daha da ağırlaşmaktadır. Devletin, hükümetin birinci dereceden görevli olan Sağlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının üçlü protokolüne bağlı sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bunu yaparken de insan hak ve özgürlüklerini temel alan ulusal ve uluslararası anlaşmaları uygulamalarını istiyoruz. Hiçbir kanun, hiçbir yasa insan yaşamından, insan haklarından üstün değildir. İnsan ancak haklarıyla insandır, bir öznedir. Mahpuslar önce insandır. Sağlık ve yaşam haklarını yok eden uygulamalara son verilmelidir. O hal ve kanun hükmündeki kararnamelerle ağırlaştırılan tecrit işkencesine, tecrit politikalarına son verilmelidir. Hasta mahpuslar tedavi edilmelidir. Ağır ve geri dönüşü olmayan ağır hasta mahpusların veda hakları sağlanmalı, koşulsuz bir an evvel serbest bırakılmalıdır. Hapishanelerden tabut çıkmasını istemiyoruz. Tahliyelerine bir gün kala hapishanelerden tabutlarının çıkmasını istemiyoruz. Biliyorsunuz, geçen hafta tahliyesine bir gün kala ve hasta listemizde de yer alan Mehmet Yıldız Bakan bu duruma mağdur bırakılmıştır. Bu haftaki basın metnimize geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bugün 262. hafta buradayız. 262 haftadır hasta mahpusların serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu hafta hapse girmeden önce geçirdiği bir trafik kazası sonucu çok ciddi sağlık sorunları yaşayan İsmail Karataş'ın durumunu gündemleştireceğiz. Basın metnini okuması için Emine arkadaşa veriyorum. Hapishaneler zaten yıllardır baskı, zulüm, işkencelerle anılan, her gün yeni hak gasplarıyla sürekli gündemde olan yerlerdir. Sağlıklı insanları hasta eden, hasta mahpusları ölüme terk eden, sisteme muhalif olan, hakkını arayan, insan hakları mücadelesi verenlerin hapsedildikleri bu mekanlarda sistematik olarak sürekli hak ihlallerine son bir yıldır gizli genelgelerle artışına tanık olmuştuk. Mahpusların bedel ödeyerek kazandıkları hakları o halle birlikte gasp edilerek yeni bir döneme girilmiştir. O hal işkencesiyle birlikte katmerleşerek devam eden insanlık dışı uygulamalar ve sürekli hale gelen sürgün sevklerle cezalandırılan mahpusların sahipsiz olmadıklarını, susmanın suç ortaklığı olduğuna inandık. Hapishanelerde mahpusu insandan saymayan anlayışa karşı hep birlikte mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu hafta gerçekleştireceğimiz 262. F oturmasında derneğimize Erzurum H tipi hapishanesinden gönderilen mektupla hasta mahpus İsmail Karataş'ın durumunu anlatacağız sizlere. Hapishane yaşamından önce geçirdiği kazadan kaynaklı ve hapishanede de düzenli tedavisinin yapılmaması sonucu işkenceye dönüşen hapishane yaşamını ve sağlık sorunlarını paylaşacağız. 30 yaşında olan İsmail Karataş 3 yıldır hapiste olup 7,5 yıl ceza almıştır. 2009 yılında geçirdiği kaza sonucu vücudunda ciddi hasarlar oluşmuştur. 5 kez ölüm riski taşıyan ameliyat geçirmiştir. Sağ kalça kemikleri kırılmış, tedavisinin aksaması sonucu kırık kemik parçaları iltihaplanmalara neden olmuştur. Kazada en çok bağırsakları zarar görmüş, bundan kaynaklı sürekli karın ağrısı çekmektedir. Bağırsaklarda oluşan hasar nedeniyle 70 santimlik bölümü ameliyatla alınmış, bundan dolayı karın boşluğunda 8 santimlik bir delik oluşmuştur. Bu
delik bir türlü kapanmadığı gibi karnında oluşan yaralardan kaynaklı her gün pansuman olmak zorundadır. Sağ bacağındaki sinir damarları kopmuş, bacağın üst tarafındaki kemik erimiştir. Ayrıca sırtında oluşan ve göğüs kafesini sıkıştıran kamburluk nedeniyle nefes almakta zorlanmaktadır. Şimdiye kadar yapılan tedaviler sonuç vermediği, doktorların görüşüne göre sorunun böyle devam etmesi halinde bacağının kalça seviyesinden kesilebileceği belirtilmiştir. İsmail Karataş, yaşadığı bütün bu sağlık sorunları nedeniyle hapishane koşullarında yeterince beslenemediğini ve ihtiyaçlarını yalnız başına gideremediğini belirtmiştir. Yaşadıklarıyla hapishane koşullarında yaşam mücadelesi vermeye çalıştığını, bütün bu sorunların üstesinden gelemeyeceğini ifade etmektedir. İsmail Karataş'ın anlattıklarına ve yaşadıklarına baktığımızda hapishane koşullarında kalmasının mümkün olmadığı açık olarak görülmektedir. Bizler insan hakları savunucuları ve hapishane komisyonu olarak her hafta dinlendirdiğimiz ve hapishane koşullarında çeşitli gerekçelerle tedavileri engellenen ve yapılamayan hasta mahpusların yasal haklarının bir an önce yerine getirilerek dışarıda sağlıklı ortamlarda tedavilerinin yapılabilmesi ve sağlıklarına kavuşabilmeleri için derhal tahliye edilmelerini, buradan bir kez daha duymayan yetkililere sesimize kulak vermeye çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. İsmail Karataş serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. Tecrit işkencesine son. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Mahpushane Komisyonu. Hasta mahpuslar!